Gözlerin uçurum gibi. Düşmekten korkuyorum ama beni içine doğru çekiyor. Sen de hiçbir şey az değilmiş gibi. Ya cenneti ya cehennemi verirsin sanki. Kimsin sen Kemal? Ben bir toz zerresiyim. Rüzgarların savurup bulutlara taşıdı. Yağmurlara karışıp bilmediği diyarlara yağan. Kaderine mahkum. Ben bir toz zerresiyim. Her şeye razı. Hiç aşık oldun mu? Birinin gözlerinin içine bakıp bir şiir yazacak kadar değil. Bunu sen mi yazdın şimdi? Beğenmedin mi? Peki sen? Sen aşık oldun mu? Yapma. Bakma öyle. Lan kimsenin gözüne öyle uzun uzun bakamam. Adamın canı yanıyordu. Yarasından çok birini öldürmüş olmanın verdiği acıydı bu. Kız adamın yarasına dokundu. Buna nelerin sebep olduğuyla değil, tek bir şeyle ilgileniyordu. Canı çok yanıyor mu? Su getireyim mi? Bir şey istiyor musun? Yağmur Haşmet'in yaralarına ilaç, değişiminin başlangıcı olmuştu. Aşık oluyordu. Ama güzel olduğu için değil, ki çok güzeldi. Haşmet değişiyordu ya da kendisi oluyordu. Yağmur'u sevmek, yaşadığı her şeye uzaktan bakabilmek, kendisini yeniden tanıyabilmek adına büyük bir fırsattı. Ve sevdi. Kış sadece şehri değil, bazı yürekleri de soğutuyordu. Ne oldu? Tavada parmağımı yaktım ya. Çok acıyor, çok acıyor. Ne yapıyorsun? Çok iyi geldi.
Yumurta çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Dur, dur yeme pis. Parmağımı soktun bana. Ne pisi be? Kanlıca yoruldu gibi olmuş valla. Kemal. Hı. Ben Türkiye'yi özledim. Ne zaman gideceğiz? Bir de seni saklayamıyorum babandan artık. E anlat o zaman. Yok, öyle olmaz. Telefonda söyleyemem. Şimdi gitsem oraya, alıştıra alıştıra anlatsam seni, sonra tanışsanız o zaman olabilir belki. Sen önce kendini anama beğendir, gerisi kolay. Beğenmez mi beni? Yok öyle hemen beğenmez. Beğenseydi böyle bekar kalır mıydım? Kaç kız götürdün kadına şimdiye kadar? Ben de seni çok özledim. Geleceğim. Geleceğim de şu uçak koydum. Tamam babacığım. Öptüm. Bay. Ya Kemal hani yemeğe gidecektik? Bu iğrenç şeyi yediriyorsun bana. Dur şundan dersini vereyim bela. İyi misin yavrum? Ay bu iğrenç şeyi yediriyorsun bana bir de iyi misin diyorsun ya. Emin misin? Birkaç test daha yap bence. 10 kutu bitirdim. Hepsi pozitif. Ay ya sen aşık oldun. Bir de hamilesin. Ay kuzum benim. Ya dur sen niye ağlıyorsun? Bir beni dinle. Tamam tamam duygusallaştım. Bugün tanışma yıl dönümümüz. Ona bir hediye aldım. Onu verirken söylesen. Kızım sen hediyenin kralını veriyorsun adama. İnşallah senin kıymetini bilir. Aa Tarık. Hadi İrem'cim sonra konuşuruz tamam mı? Öptüm seni. Hoş geldin Tarık. Hoş bulduk Engin. İstediklerin hepsini aldım Engin. Evet sağ ol. Ben de İrem'le konuşuyordum şimdi de. Özlemişim Zilli'yi. Ha. Duydun mu? Duydum yenge. Ne olacak Tarık bari sen söyle. Gidecek miyiz Türkiye'ye? Ne yapacağız? Ben babama anlatamam bunu. Yenge. Hamza abi geldi. Abimle Necmi abinin yanındalar şimdi. Konuşuyorlar. Abim belki İstanbul'a gidebilir. Halloldu mu sorunlar? Bak yengeciğim. Sen şimdi bana hiçbir şey sorma. Abim dönene kadar da ona hiçbir şey söyleme. Abim dönünce konuşursunuz. Daha iyi olur. Bana güven. Ama... Yenge. Güven bana. Geçen sene bugün tanıştık. Bu elini yaralamıştım. Bu elden o ele bir özür. Ama öyle basit bir saat değil. Bu çok güzel. Gidiyoruz. Bağırma dur. Ciddi misin? İşler halloldu. Ama önce benim bir tek başıma Türkiye'ye gitmem lazım. Bak döndüğümde her şey bambaşka olacak. Ya dönmezsen? Beni de yanında götür. Ne olur ben burada kafayı yerim sensizlik. Korkma. Tarık burada olacak. Seni yalnız bırakmaz. Gitmem lazım.
Döndüğümde her şeyi halletmiş olacağım. Sonra beraber gideriz. Döneceksin değil mi? Karım olur musun? Döndüğünde benim de sana bir sürprizim olacak.